Merhabalar, ben Berat Çokal. Sosyal medyada bilinen ismimle Monsieur Şokola. A101 YouTube kanalında sizlerle çok pratik ama bir yandan da çok lezzetli tek tencere, tek tava, tek tepsi tarifleri paylaşmaya devam ediyoruz. Tarifleri kaçırmamak için şimdiden kanala abone olmanızı öneririm. Bugünkü tarifimiz ise tavuklu pilav. Ama öyle sokakta satılan ya da annenizin yaptığı klasik tavuklu pilavlardan değil. Her şeyi tek tencerede pişireceğiz. Pilavı da kıvamlı, İtalyanların risotto dediği kıvamda bir pilav olacak. Pişirmeye başlamadan önce iki önemli hazırlık adımımız var. Bir tanesi 1,5 su bardağı pirinci ölçüp yıkayıp sonra suda beklemeye almak. Diğeri ise 2 adet tavuk göğsünü küplere bölüp ardından tavuk baharatıyla karıştırıp yine bir kenarda beklemeye almak. Tavuklarımız baharatla marine olsunlar. Pirinç suda beklesin, yumuşasın. Biz artık pişirmeye başlayabiliriz. Ne ile başlayacağız derseniz, bir orta boy soğanı ince ince doğrayıp 3 kaşık tereyağında kavurarak. Soğanı orta kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğiz. Biraz karamelize gibi olmasını istiyoruz. Karamelize olmayacak tam. O çok daha uzun sürüyor. Soğan piştikten sonra sarımsakları ekleyeceğiz. Çünkü sarımsaklar aynı sürede yanabilir. Soğanların iyice rengi döndü. Sarımsağı da ekledim. Şimdi süzdüğüm pirinci ekleyeceğim. Böyle 2 dakika kadar bu yağda kavuracağım. Orta ateşte olabilir. Pirinç kavrulduktan sonra da tavuğu ekleyeceğim. Onu da 1-2 dakika kadar kavuracağım. Pirinci ve tavuğu güzelce kavurduk. Şimdi sırada çeşnilerini ve sıvıları eklemekte. Çeşni olarak tuz, karabiber, başta kullandığım tavuk baharatının kalanını ve bir tane de tavuk bulyon ekleyeceğim. Bulyon isteğe kalmış. Sıvı olarak da yarım bardak süt, yarım bardak da krema ekliyorum. 2,5 su bardağı suyla tamamlayacağım. Ve şaşıracaksınız belki ama 2 kaşık da mayonez ekleyeceğim. Ardından kapağını kapatıp 10 dakika kısık ateşte pişirmeye bırakacağım. Ancak işimiz orada bitmiyor. Bu pilav sadece tavuklu değil, içine sebze de ekleyeceğiz. Daha bitmedi demiştim, orada bitmedi. Bir parça brokolim var. Bunu küçük parçalar haline getireceğim. 10 dakika piştikten sonra brokolileri de içine ekleyeceğim. Çünkü brokolileri baştan koysaydık aşırı pişmiş olurlar ve tatları kaçardı. Brokolileri koyduktan sonra da 7 dakika, toplamda 17 dakika pişireceğiz pilavı. En sonda bir küçük manevramız daha var. Brokolileri de ekledikten sonra 7 dakika daha pişirdik. İşimiz bitti gibi. Son basamağımız da şu. Hemen ateşten alıyorum. Üzerine eriyen bir peynir. Ben bu sefer dil peyniri seçtim. Onu parçalar halinde koyacağım. Kapağına bir kağıt havlu koyup örteceğim. 5 dakikada üzerinde peynirle demlenmeye bırakacağım. Ardından pilavımız servise hazır.
içinde tek tencerede pişirdiğim nefis bir yemek var. Buna artık sadece pilav diyemiyorum. Eti, sebzesi, çeşnisi hepsi içinde tastaman bir yemek bu. Bu yemeğin tarifini beğendiyseniz videonun altındaki beğen işaretine basın. Yorumlarınız, önerileriniz bizim için çok önemli. Aşağıya yorum bırakabilirsiniz. A101'in YouTube kanalında bunun gibi tek tencere, tek tava veya tek tepsi kullanılarak yapılan pratik ve çok lezzetli tarifler gelmeye devam edecek. Tarifleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.